الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Muhterem kardeşlerim, 7. Şua'nın 2. babının 4. hakikatına devam ediyoruz. Ancak öncelikle şunu ifade edelim, bugün biraz sıkıntılı günümüz. Çünkü 34 tane şehit verdik İdlib'de. Kahraman ordumuz büyük bir cihad içinde. Ancak şunu bilmenizi istiyorum. Bir kısım kendini bilmez serseriler bazen benim paylaşımlarıma yorum yapıyor. Ulan şehit veriyoruz, siz hala ders okuyorsunuz. Ahmak herifler. Osmanlı başa bela geldiği zaman, savaş çıktığı zaman Şifa-i Şerif okumaya başlarmış. Delail-i Heyrat okurmuş. Kur'an-ı Kerim hatim okuturlarmış. Biz şimdi okuduğumuz hadis, tefsir ve de iman hakikatleri. Dolayısıyla bu asıl yapılması gereken şey bu. Orduya dua böyle olur. Yani ne yapaydık yani? Şimdi elbette ki ordumuz bizim ordumuz. Onun muvaffakiyeti için dua edeceğiz. Ama yaka paça silkmekle bir yere varılmıyor. Nereye varılacak? Allah'a yalvaracağız. Bizi muvaffak eden de, galip getiren de o. İnşallah zalimler belalarında buluyorlar zaten. Kahraman ordumuz onlara gereken dersi veriyor. Neymiş efendim? Akgündüz. S-4'ler nerede diye soru sormuş. Acaba FETÖ'cü mü? Ulan Allah belanızı vermesin sizi. Anlatabildim. Niye bizim devlet ricali ve genel kurmayımız veya Milli Savunma Bakanımız, biz onları sorguya çekmedik ki. Sadece soru sorduk. Öyle değil mi? Kaldı ki onlar peygamber de değil, veliyullah da değil. Yani hata da yapabilirler. Ama bu hata arama zamanı değil şu anda. Orduya dua etme zamanı. Elbette ki vatandaş olarak soracağız. Onun için birileri, vay dersi bile kesmedi. Ulan neyi keseceğim? Ben saz söz mü çalıyorum ki keseyim? Bilakis gece gündüz Allah'a yalvarmak, ona dua etmek, ibadetleri artırmak zamanı şu anda. Namazları kılmak, oruç tutmak, ben tutamıyorum şeker hastası olduğum için. Ama bol bol Kur'an-ı Kerim okumak, Şifa-i Şerif okumak, bizim de yaptığımız bu. Bunu söylemek mecburiyetindeyim. Çünkü çok böyle sapla saman birbirine karışmış durumda. Milletimiz maalesef İslami yönden çok cahil. Şunu da unutmayın, Akgündüz'ün bir tek kriteri var. O da şer-i şeriftir. İslam'ın hükümleridir. Onun dışındakiler ne konuşursa konuşsun. Ben hak bildiğimi yapmaya devam ederim. Peki bu kısa girişten sonra belki de uygun gelmedi ama mecbur kaldım. Çünkü çok böyle ileri geri konuşanlar var. Önemli değil. Aldırdığım da yok zaten. Şimdi biz ne konusundaydık? Yediğin şua kainattan Halik'ini soran bir seyyahın müşahedatıydı. Biliyorsunuz birinci babda teker teker kainattan Allah'ın varlığına, vücubu vücuduna ait sorular soruldu. Şimdi ise ikinci bab ise Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetine, tevhide dair bir kısım hakikatler. Biz iki hakikat, üç hakikat okumuş, dördüncü hakikate de başlamıştık. Şu anda Allah'ın sıfat ve isimlerinde tek ve yekta olduğuna dair dördüncü hakikate devam ediyoruz. Önce bir yudum kahvemi alayım, kusura bakmayın. Şekerden dolayı ağzım kuruyor, ne yapalım? Sonra o sükunetsiz, ne demek yani yerinde durmayan, misafir kendi kalbine dedi, ehli imanın, müminlerin, hususan ehli tarikatın, tarikat ehli olan insanların, her vakit tekrarla la ilahe illah, yani Allah'tan başka, ondan başka ilah yoktur manasında böyle demeleri tevhidi, Allah'ın birliğini, sıfatlar ve isimlerinde tek olduğunu yad, yani anmaları ve ilan etmeleri gösterir ki tevhidin pek çok mertebeleri bulunuyor. Yani demek ki Allah'ı bir bilmenin de mertebeleri var. Bakalım o mertebeler neymiş?
Hem tevhid, Allah'ın zatında ve sıfatlarında ve isimlerindeki birliği, en ehemmiyetli ve en halavetli, tatlı ve en yüksek bir vazife-i kutsiye, mukaddes bir vazife tevhid. Yani la ilahe illallah demek. Onun için ehli tarikat daha çok bunu tekrarlıyor. Ve bir farize-i fıtriye, yaratılışın farzı bu. Ve bir ibadet-i imaniyedir. İman ibadetidir. Anlaşıldı değil mi? Mesela namaz, oruç, zekat, amel ibadetidir. Ama tevhid, la ilahe illallah deme, iman hakikatleri okuma, bu iman ibadeti. Öyleyse gel, bir mertebeyi daha bulmak için bu ibrethanenin, şu kain, yani tevhid ibret alınacak yerin, yani şu kainatın, diğer bir menzilinin, başka bir durağının kapısını daha açmalıyız. Çünkü aradığımız hakiki tevhid, Allah'ın hem zatında hem de sıfatlarında ve isimlerinde tek oluşu. Yalnız tasavvurdan ibaret, böyle kafada tasarlamadan ibaret bir marifet değildir. Hakikidir yani. Belki ilmi mantıkça, mantık ilminde tasavvura mukabil, yani bir şey zihinde tasavvurlamaya mukabil, ona karşılık ve marifeti tasavvuriyeden, tasavvur bilgisinden çok kıymetdar ve bürhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir. Şimdi bunu izah etmem lazım. Yoksa bu cümleyi tam anlayamayız. Ne demek bu? Bak bu şu demek kıymetli kardeşlerim. Mesela Osman diye birini hayal edin. Tanıdığınız birini ama tanımadığınızı tasarlayamazsınız kafanızda. Osman. Alimdir. Alimlik bir de. Bir de alimliği tasarlayın. Alimlik ne olabilir? Belli bir ilimde derin ilim sahibi demek. Kimyacı olabilir, tıpçı olabilir veya genel manada alimdir deyince bizde İslam alimi akla geliyor. Öyle değil mi? Ama bu tasarıdan ibaret. Henüz daha Osman'a alimlik vermedik. Tasarlıyoruz. Ha bakıyoruz ki Osman gerçekten alimliğe layık karar veriyoruz. Bu tasarı. Anladın? Zihinde tasarı. Osman'ı tasarladık, alimliği tasarladık ve karar veriyoruz. Osman bir alimdir. İşte bu dirle tasdik oluyor. Yani bir ilim haline geliyor. Yani yoksa rastgele İbrahim Ethem alimdir diyemeyiz mesela. Mimarsın. Veya mimardır. Ne o hepsi? Bakkaldır. Demek ki bu çok önemli. Yani işte bu sadece tasarlamaya mantıkta tasavvur diyorlar. Hüküm vermeye de ki ona hüküm de diyoruz fıkıhta, isnat da diyoruz şeyde, belaatta, ona tasdik diyoruz nerede? Nedir? Mantıkta. Şimdi demek ki netice bu. Tevhid-i hakiki böyle bir şeydir. Yani sadece kafada tasarlama değil. Ve tevhid-i hakiki, Allah'ın varlığı ve birliği konusundaki gerçek manada tevhid, öyle bir hüküm ve tasdik, bak hükümle tasdik aynı, anladın mı? Ve izan, bir şeyi idrak etme. Osman'ı düşünüyorsun, bir de mimarlığı düşünüyorsun. Ha, onun kesinlikle mimar olduğuna zihnen tasarlama yaptıktan sonra Osman mimardır diyorsun, değil mi? Yani bilerek konuşuyorsun. Yoksa rastgele sokaktaki bir adama sen profesörsün diyemezsin yani. Ve kabuldür ki her bir şeyle Rabbini bulabilir bu tasdikle. Hakiki tevhid bu. Ve her şeyde Halık'ına giden bir yolu görür. Ve hiçbir şey huzuruna mani olmaz. Hangi? Allah'ın huzuruna değil mi? Neyi görse der ki onu, bunu yaratan Allah'tır. Yoksa Rabbini bulmak için her vakit kainat perdesini yırtmak, açmak lazım gelir. Bu da çok zor. Bunu kim teklif ediyor? Kelamcılar veya felsefeciler. Diyor ki çok zor olan imkan ve hudus delillerini kullanıyorlar biliyorsunuz. Devir ve teselsülü iptal etmek için de 12 tane bürhanı ileri sürüyorlar. Ki o bürhanları, delilleri bizim bile anlamamız çok zor. Öyleyse haydi ileri diyerek kibriya ve azamet kapısı. Şimdi bakalım kapı neymiş?
Arkadaşlar, büyüklük. Yani kibriya kapısı. Ve azamet kapısını çaldı. Ef'al ve asar menziline. Yani bu büyüklük içinde Cenab-ı Hakk'ın hangi fiilleri var? Hangi eserleri meydana getiriyor? O bir durak. Ve icat ve ibda, mevcut zerrelerden bir şeyi yaratmaya icat diyoruz. Vücut verme. Mesela geçen sene buğday ekmiştim aynı tarlaya, bu sene arpa ekiyorum. Veya salatalık ekiyorum. Allah mevcut zerrelerden icat ediyor. Bir de ibda var. Anlaşıldı. İbda da demek Allah hiçten yaratıyor. Mesela örnek verelim. Yeni bir 4 sene önce bir torunum dünyaya geldi. Ne gözü bana benziyor, ne kulağı bana benziyor. Öyle değil mi? Tamamen her şeyi yeni planlanmış. Kainat ise ilk defa hiçten yaratıldı. Ona da ibda diyoruz. İbdanın iki kısım olduğunu anlatmıştık. Allah Allah. Gördü ki kainatı istila etmiş, 5 hakikat-ı muhita hükmediyorlar. Bütün kainatı kuşatmış, her tarafı kuşatan 5 hakikat var. Bakalım bunlar ne? Bedahetle bu 5 hakikat açıkça tevhidi ispat ederler. Birliğini. Evvela birincisi neymiş bakalım? Kibriya ve azamet hakikati. Ya o kadar önemli bir hadise ki bu. Ya şimdi güzel kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim, hakikaten öyle. Allah için bir kırmızı güle bakın. Brezilya'da hangi özelliklere sahipse Gaziantep'te de aynı özelliklere sahip. Yani Cenab-ı Hakk'ın fiilleri çok büyük. Ama hiç değişiklik yok. Demek aynı elden çıkıyorsun. Ha, Antep'teki gülün hiçbir yaprağı da Brezilya'daki gülün hiçbir yaprağına benzemiyor. Bu da çok enteresan bir şey. Bu da önemli. Yani bu demek hep aynı elden çıkıyor. Her şey böyle. Yıldızlar, şimdi misaller verecek. Allah'ın şu kainattaki fiillerindeki kibriya, büyüklük ve azamet tevhidin en büyük delili. Bu kadar geniş ve büyük bir derecede yapılan işler aynı elden dönüyor. Nereden biliyorsun? Eserler ortada. Ya Antarktika'daki fareyle bizim köydeki fare aynı özelliklere sahip. Temel azalarda aynılar. Ama değil mi? Özel özelliklerde birbirinden tamamen farklı. Bu da Allah'ın iradesine ve ilmine işaret ediyor. Temel azalarda, temel şeylerde aynı olması da ustanın aynı olduğunu, aynı elden çıktığını gösteriyor. Kibriya ve azamet hakikatıdır. Bu hakikat ikinci şu anın ikinci makamında. Okuduk bunu. Ve Risale-i Nur'un müteaddit birden fazla yerlerinde bürhanlarla, mantık delilleriyle izah edildiğinden burada bu kadar deriz ki. Binlerle sene birbirlerinden uzak bir mesafede bulunan yıldızları, öyle yıldızlar varmış ki milyonlarca ışık yılı geçmesine rağmen henüz dünyaya ulaşmamış. Anladın değil mi? Işığı. Bu kadar genişlik içinde aynı el, aynı nizam çalıştırıyor. Azamet dediği bu, büyüklük dediği bu. Aynı anda, aynı tarzda icat edip tasarruf eden. Ve zeminin, bu da biraz önceki misalim, yeryüzünün şark, garp, cenub ve şimalinde bulunan, yani doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde bulunan aynı çiçeğin, kırmızı gülün mesela, hadsiz efradını, birden fazla değil, milyonlarca kırmızı gül var. Bir zamanda ve bir surette halk edip tasvir eden, bu birinci delil. İki tane misal verdi. Biri yeryüzü açısından misal verdi, kırmızı gülü misal verdi. Diğeri de yıldızları misal verdi. Aynı. Yani 1 milyon değil, 1 milyar defa ışık yılı aralarında mesafe bulunan bir yıldızla öteki yıldız arasında aynı düzen, aynı kaide, aynı kanun geçerli. Demek ustası aynı. Tek elden idare ediliyor. Bu birinci. Hem huvellezî halakassemâvâti vel arda fî sitteti eyyâm.
O Allah öyle bir Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 gün içinde yaratmış. Hadid suresinde bu. Yani gökleri ve zemini, yer küresini 6 günde yaratmak gibi geçmiş. Bu da iddia denir. Hiç yaratmadan önce bu yeryüzünde ve semavattaki hiçbir şeyin benzeri yoktu. İlk defa yarattı. Buna iddia-ı mahz diyoruz. Yani mutlak iddia. Bir de her baharda değil mi çiçekler, insanlar hepimizin manevi plan ve projelerini yaratıyor ki o da iddia-ı izafi diyoruz ona da. Ve gaybi, gaybtan geliyor. Ve çok acip bir hadiseyi hazır ve göz önünde bir hadiseyle ispat etmek ve onun gibi acip bir tanzil olarak benzerini yaparak zeminin yüzünde bahar mevsiminde bak geçen senekinin aynısı ama birbirine benzemiyor. Haşr-ı Azam'ın yani büyük yeniden dirilmenin 100.000'den ziyade misallerini her bahar 300.000 bitki yeniden diriliyor. 100.000 tür de hayvan bir nevi diriliyor. Misallerini gösterir gibi 200.000'den ziyade nebatat tayfelerini, bitki tayfelerini ve hayvanat kabilelerini 5-6 haftada inşa edip kemal-i intizam tam bir nizam içinde ve mizanla ölçü içinde iltibassız birbirine karıştırmadan kırmızı gül ayrı, papatya ayrı, saman ayrı, buğday ayrı, noksansız, yanlışsız, beraber birbiri içinde idare, terbiye, iaşe, besleyen, temyiz, birbirinden ayıran. En önemli nokta bu. Ve tezyin eden, her şeye kendine has süsünü veren. Temyiz demek birini birinden ayırıyor. Hiçbir kavak yaprağı diğerine benziyor ama hiç benzemiyor. Biz de bak hepimizin iki gözü iki kulağı var ama hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Ayırıyor. Ya... temiz eden. Gelelim üçüncüye. Bu da çok önemli. Hem yulicul leyle fin nehari ve yulicul nehara fil leyl. Allah Allah. Geceyi gündüze sokuyor. Aynen bir vidayı sokmak gibi. Biliyorsunuz bir vida yeri ona göre değilse girmez. Sokuyor. Ve yulicul nehara fil leyli. Gündüzü de geceye sokuyor. Ama nasıl sokuyor? Milim fark etmiyor. Bugünler var ya, biliyorsunuz, gündüz böyle koşarak büyüyor biliyorsunuz. Bir zamanlar da gece büyüyordu. Bazen bakıyorum günde 3-4 dakika fark ediyor namaz vakitleri. O zamanı gelince değişmiyor. Ayetinin sarahatiyle, açıkça ifade etmesiyle, zemini döndürüp, yeryüzünü döndürüyor. Biliyorsun gece gündüzün meydana gelmesi yeryüzünün kendi etrafında dönmesiyle. Ama öyle döndürüyor ki yani 100.000 sene önce bugün gündüz ne kadarsa o günde o kadar. Gece gündüz sayfalarını yapan ve çeviren ve yevmiye hadisatıyla yazan günlük olayları da onlara yazıyor. Geceye gündüze değiştiren aynı zat, aynı anda en gizli, en cüz'i olan kalplerin hatıralarını dahi. Ekrabu ileyhi min hablil verit ayetine işaret ediyor. Yani bütün insanlara can damarından yakın bilir ve iradesiyle idare eder. Ya Rab, şehitlerimizin de yardımına bu irade kudretinle yetiş, onlara yardım eyle. Başka ne diyelim? O her şeyi biliyor. Ve mezkur fiillerin, bu zikredilen fiillerin her biri bir tek fiil olduğunda. Yani işte mesela bir gülün yaprağını yapmak. Zaruri olarak onların faili dahi hepsi aynı çünkü değişen bir şey yok. Değil mi? Antep'teki gül de aynı, Brezilya'daki gül de aynı. Faili dahi bir tek vahid, sıfatları tek olan Allah ve kadir olan. Kudreti nihayetsiz olan faili zülcelallerin. Celal ve azamet sahibi. Çünkü o kadar geniş dairede iş yapmak azamet ve büyüklüğü gerektiriyor. Böyle bir failin bedahetle,
İki kere iki dörder derecede açıkça öyle bir kibriya, büyüklüğü ve azameti var ki hiçbir yerde, hiçbir şeyde, hiçbir cihetle, hiçbir şirkin ortaklığın hiçbir imkanını, hiçbir ihtimalini bırakmıyor, köküyle kesiyor. Hepsi tek elden çıkıyor. Allah Allah. Madem böyle bir kibriya, Cenab-ı Hakk'ın böyle büyüklüğü söz konusu ve azameti kudret var, kudretin büyüklüğü var. Ve madem o kibriya nihayet kemaldedir, mükemmel bir büyüklük. Büyüdükçe hani biliyorsun, daima işler büyüdükçe kalite düşer derler ya, öyle değil. Hem büyük hem de kaliteli ve ihate ediyor, kainatın tamamını kuşatıyor. Elbette o kudrete acizlik veya ihtiyaç, ya benim ihtiyacım var birisi yardım etsin, böyle bir şey yok. Ve o kibriyaya kusur ve kemale noksaniyet ve o ihataya, kainatı kuşatmasına kayıt, bir kayıt konamıyor. Ve o, yani bazen insanlar diyor ya, ne yapayım yetişemiyorum işimin her yerine. Cenab-ı Hak için öyle bir şey yok, kayıt yok. Ve o nihayetsizliğe nihayet veren bir şirke, ortak oluşa meydan vermesi ve müsaade etmesi hiçbir vecih ile mümkün değildir. Fıtratını bozmayan, yaratılışını bozmayan hiçbir akıl bunu kabul etmez. İşte şirk, Allah'a ortak koşma, kibriyaya dokunmaz. Yani ortaklık demek büyük değil demek. Öyle değil mi? Yani sen bütün Türkiye'deki her işi yapamayınca memurları kullanıyorsun. Niye vali tayin ediyorlar? Çünkü cumhurbaşkanı her yere ulaşamaz. Öyle değil mi? Niye bir kısım komutanlar var? Genelkurmay başkanı her yerde ordunun işine yetişemez. Yani şirk demek birisinin birine ortaklık etmesi, yardım etmesi, yardımcı olması demek. Büyük değil demek. Her yere ulaşamıyor demek. Ama Cenab-ı Hak için öyle değil. Şirk kibriyaya dokunması, Allah'ın büyüklüğüne dokunuyor. Ve celalin izzetine dokundurması ve azametine ilişmesi cihetiyle Allah'a şirk koşma öyle bir cinayettir ki, yani Allah'a şirk koşmak öyle bir cinayettir ki hiç kabili af olmadığı, affa söz konusu değil, affı söz konusu değil. Kur'an-ı Muzzülbeyan azim tehditle, büyük bir tehditle şöyle buyuruyor. İnne Allah'a, hiç şüphe yok ki Allah, la yaghfiru en yushrake bih, kendisine şirk, ortak koşulmasını asla affetmez. Ve yaghfiru ma dune zalike, bunun dışındaki bütün günahları affedebilir. Ferman ediyor. Demek ki beş hakikattan birincisi neymiş? Çok önemli. Kibriya ve azamet. Büyüklük, kainattaki fiillerin geniş dairede ve büyük dairede iş yapılması Allah'ın birliğini ispat ediyor. Gelelim ikinci hakikata. Kainatta tasarrufları görünen, tasarruf demek işlem. Yani ne demek tasarrufları görünen? Bakıyoruz ki bak yavaş yavaş tomurcuk verdi. Yani bir iş yapıyor orada. Öyle mi? Tomurcuk verdi. Yakında çiçek açacak. İş bu. Bakıyoruz ki her gün yavrular doğuyor. İnsan yavruları, hayvan yavruları. Bir iş bu. Yani yapılan bir tasarruf var burada. Kainata tasarrufları görülen ef'al-i Rabbaniye'nin, Cenab-ı Hakk'ın Rab sıfatına dayalı olan fiiller, terbiye ediyor da oluyordur. Kış geldi, geçiyor, terbiye sebebiyle filiz veriyor. Itlak ve ihatası var. Allah'ın terbiye fiillerinde kayıt yok, sınır yok. Ve ihata var. İhata dediği her tarafı kuşatıyor. Ve nihayetsiz bir surette zuhurlarıdır. Bu da çok önemli. Itlak, ihata. Bu çok önemli bir delil. Allah'ın birliğinin delili bu. Ve o fiilleri taklit ve tahdit eden, kayıt altına alan, sınırlayan yalnız hikmet ve iradedir. Allah'ın hikmeti. Yani mesela benim bıyığımın çıktığı ortada ama alnımda tüy çıkmıyor. Neden? Cenab-ı Hak istese çıkarır. Allah'ın hikmeti ve iradesi istemiyor. Hadise bitti. Yoksa Allah'ın fiillerini sınırlayacak hiçbir şey yok onun hikmeti ve de başka ne arası? İradesi dışında. Cenab-ı Hak istiyor ki ceviz küçük olsun. Kafaya düşerse kırmasın.
Ama kabak büyük olsun. Çünkü düşme tehlikesi yok. Yani bunlar Allah'ın hikmetleri. Cenab-ı Hak istiyor ki kulağım eğri büğrü olsun. Öyle değil mi? Ama alnın düz olsun. Çünkü bunun eğri büğrü olmasa o zaman eğri olur, duymaz bir şeyi. Hulasa böyle. Ve mazharların kabiliyetleridir. Bir de her o Allah'ın isimlerine mazhar olan, kabiliyetine göre. Ceviz ağacı o kadar kabiliyeti var. Cevizin büyüklüğü, dallarının büyüklüğü vesaire vesaire. Ve serseri tesadüf, efendim rastgele olmuş. Ulan öyle olmaz. Rastgele olsa var ya, ya senin kulağın, evet filanın kulağı gibi olsaydı ne yapardı? Öyle. Ve şuursuz tabiat, ve kör kuvvet, ve camit esbab. Sebep dediği 120 tane unsur var, element var. Hepsi camit, şuursuz, akılsız. Bu sebepler, kayıtsız ve her yere dağılan ve karıştıran unsurlar. Şimdi dört tane temel unsur var. Biri su. Allah için suyun aklı var mı? Aklı olsa denize düşen, ırmağa düşen çocuğu boğmaz. Bir yaşında çocuk ya masum niye boğuyorsun? Ulan ne anlar su? Bediüzzaman bunlar diyor istila özelliğine sahiptir. Ateş de öyle. Ya bu çocuktur yakmayayım demez. Anlatabildim mi? Su, ateş, toprak ve hava. Bunlar normalde nedir? Karıştırıcıdır. Her yere dağılır. Ama Cenab-ı Hak dağıtmıyor. Eğer şu dünyanın dönme hızına göre denizler birbirine karışsa var ya eyvah. Ya unsurlar o gayet mizanlı, yani ölçülü ve hikmetli ve basirane görerek yapıyor Allah. Ve hayat darane, hayat veriyor. Neye hayat vereceğini biliyor. Yani ne demek hayat darane? Şimdi tsunami olunca hayata alıyor su. Öyle mi? Ama normal yağmur şeklinde yağınca hayat veriyor. Aynı unsur. Aynı element. Hayat darane dediği o. Ve muntazam, nizamlı geliyor. Ve muhkem, sağlam olan fiillere karışamazlar. Tesadüf falan bunlara karışamaz. Öyle. Yağmur öyle düşüyor ki bir habbe bir habbeye dokunmuyor. Eğer 100 habbe birbirine karışsa yere sel gibi akar. Belki fail-i zülcelal'in, celal ve azamet sahibi olan Allah'ın, bu işleri yapan Allah'ın emriyle ve iradesiyle ve kuvvetiyle zahiri bir perde-i kudret olarak. Yani bu sebepler nasıl kullanılıyor? Görünüşte Allah'ın kudretinin görünen bir perdesi. Normalde Cenab-ı Hak istese suyu akıtır ama yağmur şeklinde indiriyor. Değil mi? Elmayı böyle bir bakarsın ki elma yığılı. Hayır, ağaçtan gönderiyor. Zahiri sebep istimal olmuyorlar. O sebepler kullanılıyor. Hadsiz misallerinden üç misali sebeplerin kullanıldığına misal. Anlaşıldı değil mi? Sebeplerin kullanıldığına. Basit bir misal. Birincisi bakalım şimdi Sure-i Nahl'in bir sayfasında. Nahil suresi var. İsra suresinden önce biliyorsunuz. Bu sure yani bal arısıyla alakalı sure. Birbirine muttasıl, bitişik. Üç ayetin işaret ettikleri üç fiilin hadsiz nüktelerinden üç nüktesini beyan ederiz. Ya 40. hocamın bir misalini vereceğim ama fakat yani sınıfımızda şeyler de var. Cinsi latifler de var. Kusura bakmazlarsa vereyim. Olur mu? Ha. 40. hocam öyle derdi. Ya derdi akşam ana baban kuru fasulye yiyor, sabahleyin sen de yiyorsun. Aynen. Cenab-ı Hakk'ın şu yaratışına bak ya. Ama o yediğin kuru fasulye, içtiğin su basit bir sebep. Yaratan Allah. Anne baba da basit bir sebep. Yaratan Allah. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah hel ata alel insani hinun min ed-dehri lem yekun şey'en mezkur. İnsan diyor kendisinin başına hiç hatırlamaz mı öyle bir zamanı ki hiçbir şeydi. Yani bir gün önce hiçbir şeydi. Ondan sonra diyor karışık bir damla sudan onu biz gören ve işiten bir varlık olarak yarattık diyor. İnna halaknahu min nutfetin emşaj diyor. 40. hocam tabii bu ayeti anlatarak zikrediyor.
Şimdi üç tane misal verecek. Neye? İşte bura çok önemli. Şu kainattaki Allah'ın Rabbani fiillerinin sınırsız ve kuşatıcı olduğunu ve sonsuz bir şekilde yayıldığına ve bunları yaparken sebepleri görünen birer perde olarak kullandığına üç tane misal verecek Bediüzzaman. Birincisi, وَاَوْحَا رَبُّكَ Ey şanlı peygamber, senin Rabbin vahyediyor. Burada vahiy ilham demek. Hayvanlara vahiy ilham olur biliyorsun. Vahyin birkaç çeşidi var. Bazı ahmaklar bunu anlamıyor. Birincisi, vasıtasız vahiy. Yani doğrudan doğruya peygamberlere gelen vahiy. Bir de hayvanlara, evliyaya, anlaşıldı değil mi? Yani bütün bunlara gelen vahiy, vahiy demiyoruz ona, ilham diyoruz. Rabbin sana şunu vahyeyledi, ilen nehli, sana değil. Yani arıya. Ne dedi arıya? En ittehidi minel cibari büyüten. Dağların içinde kendine evler edin. Anlaşıldı değil mi? Bal arıları biliyorsun, kayaların üzerinde şey yapıp kendilerine ne diyorlar o? Bal peteği yapıp. Hem de böyle saf yani, sahte bir şey de yok içinde, bal üretiyorlar. Şimdi bunu anlatacak Bediüzzaman. İlâ ahir. En ittehidî minel cibâli büyûten. Allah Allah. Evet, orayı okuyalım ya tamamını. Niye eksik okuyoruz yani? İsra suresi, aha sana Nahl suresi. Ya ya. Ya diyor ki, En ittehidi minel cibali büyüten. Dağlardan evler yap kendine. Ve mineş şeceri, ağaçlardan da. Ben birini gördüm. Bizzat yaşadım. Ve mimma ya'rişun. Kendilerine göre yaptıkları peteklerden. Veya ne diyorlar o ya'rişun? Hani tahtadan vesaireden yapıyorlar ya insanlar. Çardaklardan. Yaptıkları çardaklardan. Şimdi ilginçtir bu. Bura çok önemli. Babamla bağ budamaya gittik. 2 saat yolu var. Vardık. Acıktık. Kuru bir ekmek almış, başka bir şey almamış. Ben dedim baba ben acıktım. Dedi evladım ekmeği getir, suyu getir. Allah Allah aşağı indik bir badem ağacımız vardı. Ama gövdesi kurumak üzere. Bir baktık ki tümüyle içi bağ. Cenab-ı Hak o arı orada. Herhalde bir 10 kilo çıkardık onu. Eşeğe yükledik söyleme sahip yani. Heybenin 2 ağzına koyduk, eşeğe yükledik. Tam bunu gördüm yani. Demek ayetin biri bu. Bakalım diğerine de geleceğiz. Evet bal arısı bak. Nasıl sebep yani. Fıtratça, yaratılış itibariyle ve vazifece öyle bir mucize-i kudrettir. Allah'ın kudreti onu mucize olarak kullanır. Ya o bal yapmasını nerede bilsin? Aynı zamanda aynı kafada hem bal makinesi var hem zehir makinesi var. Ya ki koca sure-i Nahil yani bu Nahil suresi onun ismiyle tesmiye edilmiş, adlandırılmış. Öyle bir kudret mucizesi yani. Beşer benzerini yapamaz yani. Yapıyor nasıl? Sahte bal yapıyorlar. Biliyorsun balın içine şeker katıyorlar. Çünkü o küçücük bal makinesinin zerrecik başında, atom kadar bir başı var biliyorsun. Onun ehemmiyetli vazifesinin mükemmel programını yazmak. Nasıl program? Gidiyor belki 5-60 kilometreye kadar gidip çiçek özü topluyor ya. Sonra geliyor yuvasını buluyor. Ve küçücük karnında taamların, yemeklerin en tatlısını koymak. İşte bu delil. Cenab-ı Hakk'ın terbiye fiilleri bu. Bütün kainatı kaplıyor. Hiçbir sınırlama yok. Ama sebepleri kullanıyor. Bal arısını kullanıyor. Ve pişirmek ve süngücüğünde biliyorsun süngüleri var. Zihayat azaları tahrip etmek. Yani biliyorsun insanın canlı azalarını harap ediyor. Ve öldürmek hasiyetinde bulunan zehiri o uzuvcuğuna ve cismine zarar vermeden yerleştirmek. Yani bir tarafta bal fabrikası bir tarafta zehir fabrikası. Nihayet dikkat ve ilimle ve gayet hikmet ve iradeyle ve tam bir intizam ve muvazene dengeyle Allah korusun o bal zehirle bir karışsa var ya
bal yerken ölürdük. Olduğundan şuursuz, intizamsız, mizansız, ölçüsüz olan tabiat, yani onun karnına giren çiçek özleri ve tesadüf gibi şeyler elbette müdahale edemezler ve karşılamazlar. Anladık değil mi meseleyi? İşte bu üç cihetle, üç cihetle dediği bir, evvela onun başına o programını koymuş. Nereleri gezecek, nereden öz toplayacak? İki, küçücük karnında bal yapma makinesini yerleştirecek. Karnından çıkıyor. Ve başa, ve o süngücüğünde de zehir yapma fabrikasını yerleştirecek. Bu üçü, üç cihetle mucizevi, beşer benzerini yapmaktan aciz. Bu sanat-ı ilahiyenin ve bu fiili Rabbaniyenin, Cenab-ı Hakk'ın terbiye fiilinin bütün zemin yüzünde bir yerde değil ki. Hani dedik ya, ıtlak ve ihata var. Kayıtsız, her yerde böyle. Bir yerde değil. Hadsiz arılarda aynı hikmetle, aynı dikkatle, aynı mizanda, ölçüler aynı. Ve aynı anda, aynı tarzda zuhuru, ortaya çıkması ve ihatası, bütün kainatı kuşatması bedahetle açıkça vahdeti ustalarının bir olduğunu ispat eder. Var mı buna itiraz eden? Geldik ikinciye. Ha, birinciyi daha bitirmemişiz. Ha, tabii bu başka bir ayet. Ha, bu ayeti tam bitirmemişiz. Onu bitirelim. Kur'an-ı Kerim devam ediyor. Yani peteklerini yap dağlardan, ağaçlardan, çardaklardan. Sümme külî min kulli semerâti. Bütün meyvelerden de ye. Biz buraları unutmuşuz. Feslükî sübule rabbike zülülâ. Emrinde olarak Rabbinin sana çizdiği yollardan yürü. Aman Allah, 60 kilometre gidiyor, geri dönüyor, yolunu şaşırtmıyor. Hiç merak etmeyin, navigasyon yok. Yahrucu min butuniha şarabun. Onun karnından öyle bitki şeyler, içecek şey çıkıyor ki muhtelifun elvanuhu. Renkleri farklı. Çam balı, bilmem zahter balı, bilmem ne balı. Fihi, o çıkan o içecek balda şifa ulinnas. Yani insanlar için mutlak şifa var, maddi manevi. Onun için ben şeker hastası olmama rağmen halis bal olunca yiyorum bir kaşık. İnne fi zalika laayatan liqaumin yetefekkerun. Hiç şüphe yok ki bunda düşünen insanlar için, akıllı insanlar için ne var? Deliller var Allah'ın birliğine ve varlığına. Çok tatlı bu ya. Gelelim ikinci ayete. Bu da çok tatlı. Bu da çok tatlı. Ve inne lekum fil en'ami le'ibra. Arkadaşlar, en'am evcil hayvanlar demek. En'am derken işin içinde deve, anlaşıldı değil mi? Sığır, koyun, keçi, anlatabildim mi? Bunlar kastediliyor. Yani sütleri yenebilen hayvanlar. Sizin için evcil hayvanlarda elbette ki alınacak ibretler var muhakkak. Neymiş o ibret? Mucizeyi açıklıyor Kur'an-ı Kerim. Nuskikum mimma fi butunihi. Bu hayvanların karınlarından sizi biz içiriyoruz, su içiriyoruz. Yani suluyoruz. Ama nasıl, nerede o karınları? Min beyni fersin ve demin. Yani kan ve fışkı ortasından. Ne içiriyorsun ya Rabbi? Lebenen halisan se'igal lişşeribin. İçenlerin boğazından rahat geçen saf bir süt içiriyoruz. Müthiş bir tabir bu. Yine Nahl suresi. Bu ayeti ibret feşan bir fermandır. Yani bize ibret gösteren, ibret okutan bir ferman. Evet, açıklıyor. Başta inek. Bak, en'amı sayıyor. Ve deve, ve keçi, ve koyun olarak. Süt fabrikaları olan validelerin, bütün anneleri için indine koydu. Yani biz içmesek bile öyle. Yavruları içiyor. Öyle değil mi? Yani aslanların yavruları içiyor. Validelerin memelerinde kan ve fışkı içinde bulaştırmadan, bak, ve bulandırmadan ve onlara bütün muhalif olarak, kan ve fışkıdan aykırı, halis,
temiz, safi, mugaddi, gıdalı demek. Hoş, beyaz bir sütü koymak ve yavrularına karşı o sütten daha ziyade, bak bu da çok önemli. Süt var ama anne zalim. Neye yarar ki? O sütle beraber anneye de şefkat veriyor. O sütten daha tatlı. O sütle beraber o sütten daha ziyade hoş, şirin, tatlı, kıymetli ve fedakarane bir şefkati kalplerine bırakmak. Elbette o derece bir rahmet, bir hikmet, bir ilim, bir kudret, bir ihtiyar. Allah'ın bir iradesi bu. Ve dikkat ister ki fırtınalı tesadüflerin, karıştırıcı unsurların ve kör kuvvetlerin hiçbir cihetle işleri olamaz. İşte böyle gayet mucizeli ve hikmetli bu sanat-ı Rabbaniye'nin, Cenab-ı Hakk'ın terbiye sanatının ve bu fiili ilahinin, Allah'a ait bu işin, yani kan ve fışkı ortasından bulandırmadan süt çıkarmak. Bir de annelere de bunun yanında sütten tatlı şefkat vermek. Ruh-i umum ruh-i zemin. Bütün yer küresinde var bu. Yüz binlerle nebilerin, türlerin, hadsiz validelerinin kalplerinde ve memelerinde aynı anda, aynı tarzda, aynı hikmet ve aynı dikkatle tecellisi ve tasarrufu ve yapması ve ihatası, kainatı kuşatması bedahetle. Açıkça vahdeti, birliği ispat eder. Üçüncü ayet. Bu da çok tatlı bir ayet. Elhamdülillah. Bir yudum da kahve alalım. وَمِنْ سَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ Cenab-ı Hak hurma ve üzümlerin meyvelerinden de çok nimet, hikmetler var. Hurma ve üzümler. Bak, hurmayı tekil getirmiş. Üzümü çoğul getirmiş. Çünkü üzümün çok çeşidi var. Bu da çok. Evet, hurmanın da var ama temeli aynı. Ama üzüm öyle değil. Çekirdeklisi var, çekirdeksisi var, büyüğü var, küçüğü var, renklisi var, renksizi var. تَتَّخِذُونَ مِنْهُ شَكَرًا Ki ondan, bunlardan, yani siz sarhoşluk elde ediyorsunuz. Yani biliyorsun bu, içki haram kılmadan gelen ayet. وَرِزْقًا حَسَنًا Çok güzel de rızık elde ediyorsunuz. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ Elbette ki böyle kuru topraktan hurmayla üzümün hem rızık hem de başka şeyler için çıkması, bütün bunlarda لَاَيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ Yani aklı başında olan insanlar için Allah'ın birliği ve varlığına ne var? Ciddi bir deliller var. Bu ayet nazar-ı dikkati hurma ve üzüme celbedip der ki, aklı bulunanlara bu iki meyvede, hurmada ve üzümde tevhid için, Allah'ın birliğini anlamak için büyük bir ayet, bir delil ve bir hüccet vardır. Arkadaşlar, İmam-ı Azam Hazretleri bir kimse dese ki diyor, yani uksimu billah la akulu fakihatan. Allah'a yemin ederim ki ben meyve yemeyeceğim. Ama diyor, hurma ile üzüm yerse yemini bozulmaz. Çünkü diyor, hurma ile üzüm öyle kaliteli bir meyve ki hem meyve hem de gıda sayılır diyor. Bu İmam-ı Azam'ın içtihadı. Çünkü hakikaten öyle. Yani ben mesela akşamleyin 20 ünite uzun süreli insülin alıyorum. Saat 8.30-9 gibi. Aslında yemek yemem lazım. Yoksa elim ayağım titrer. Hayır, 4 tane veya 5 tane hurma yiyorum. Yemek yemiş gibi beni sabaha kadar idare ediyor. Hiçbir meyve öyle muhafaza etmez. Üzüm de idare ediyor. Ya evet, bu iki meyve hem gıda ve kut. Kut dediği azık, yiyecek. Hem fakihe ve yemiş. Yemiş demek yani. Fakihe meyve demek. Hem çok lezzetli tağımların menşeleri olmakla beraber. Çok yemek yapılıyor biliyorsun bunlardan. Hoşafıdır, şusudur, budur. Susuz bir kumda ve kuru bir toprakta. Susuz kum dediği hurma. Kuru toprak dediği de biliyorsun üzüm daha ziyade. Duran bu ağaçlar o derece bir mucize-i kudret, kudret mucizesi ve bir harika-i hikmettir. Hikmetin olağanüstü bir delilidir. Ve öyle bir helvalı şeker fabrikası. Değil mi? Hurmayı düşünün, değil mi?
helvalı şeker fabrikası. Çok hoşuma gitti bu cümle. Ve ballı bir şurup makinesi. O da üzüm. Ve o kadar hassas bir mizan ölçüyle ve mükemmel bir intizam düzenle ve hikmetli ve dikkatli bir sanattırlar ki zerre kadar, atom kadar aklı bulunan bir adam bunları böyle yapan elbette bu kainatı yaratan zat yani Allah olabilir demeye mecburdur. Yoksa da akılsızdır, hayvan gibidir onlar. Daha aşağıdırlar. Çünkü mesela bu gözümüz önünde bir parmak kadar asmanın, asma biliyorsun değil mi? Üzüm ağacı. Üzüm çubuğunda 20 salkım var. Üstad saymış. Ve her salkımda şekerli şurup tulumbacıklarından 100'er tane var. 20 salkım 100 ile çarparsak ne kadar ediyor? 2000 değil mi? 2000 tane. Ve her tanenin yüzüne incecik ve güzel ve latif ve renkli bir mahfaza. Yani onu korumak için giydirmek. Giydirmiş değil mi üzümün danelerini? Ve nazik ve yumuşak kalbinde kuvve-i hafızası. O da çekirdek. Ve programı ve tarihçi hayatı, hayat hikayesi hükmünde olan sert kabuklu. Ceviz işli çekirdekleri koymak. Ve karnında yani o çekirdeklerin karnında cennet helvası gibi bir tatlıyı Allah Allah ve Abu Kevser gibi bir balı yapmak karnı dediği herhalde meyvelerin içini hem hurma hem de üzümü ve bütün zemin yüzünde sadece bizim bahçede değil bütün dünya üzerinde hadsiz emsalinde aynı dikkat. Ya sorma bizde üzüm oluyor da ekşi şey oluyor yani acı oluyor öyle bir şey yok. Aynı hikmet, aynı harikayı sanatı, sanatın aynı harikasını, aynı zamanda aynı tarzda yapmak. Elbette bedahetle, 2x2 4 derecesinde gösterir ki, bu işi yapan bütün kainatın halikidir. Ve nihayetsiz bir kudreti ve hadsiz bir hikmeti iktiza eden şu fiil ancak onun fiilidir. Evet, bu çok hassas mizana, ölçüsü çok hassas. Ve çok maharetli sanata ve çok hikmetli intizama böyle bir düzen vermeye kör ve serseri ve intizamsız ve şuursuz ve hedefsiz ve istilacı ve karıştırıcı olan kuvvetler. Kuvvet dediği su, toprak, hava, ışık bunlar ne alakası var bunları düzenlesin, ölçsün, bitsin. Ve tabiatlar ve sebepler karışamazlar. Ellerini uzatamazlar. Yalnız mef'uliyetten. Kendisinde iş yapılabilir. Yani Cenab-ı Hak ışığı kullanır iş yapar. Mef'uliyet demek iş yapılmak demek. Ve kabulde sanat uygulanır üzerine. O da sanatı kabul eder. Ve perdedarlıkta. Yani işte bir üzüm gibi bal şerbetine ne olur? Zahiri bir sebep olur. Perde olur Allah'ın kudretine. Emri Rabbani ve istihdam olmuyorlar. İşte bu üç ayetin işaret ettikleri üç hakikatın tevhide, Allah'ın zatı, öyle değil mi? Sıfatları ve de bütün güzel isimlerindeki birliğe delalet eden üç nüktesi gibi hadsiz ef'ali Rabbaniyeli. Cenab-ı Hakk'ın Rabbani fiilleri sınırsız. Hadsiz cilveleri ve tasarrufları ittifakla bir tek vahid-i ehad. Vahid dediği sıfatlarında tek, isimlerinde tek. Ehad dediği zatında tek olan bir Zat-ı Zülcelal'in vahdetine, birliğine şehadet ederler. Evet, başlarsak bitiremeyiz. Onun için burada kalacağız. O da çünkü uzuyor. Birinci sır, ikinci sır. İnşallah gelecek sefere de bu üçüncü hakikati bitiririz. Cezakumullahu hayran kethira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El-Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين